Bismillahirrahmanirrahim. Babur rehn yehliku fi yedil mürtehin keyfe hükmühü. Bu bab rehin mürtehinin elinde helak olursa hükmü nedir? Adam birisine borç para verdi. Yerine rehin aldı. Elindeki o rehin helak oldu. Mesela hayvan idi, öldü. Yahut da bir alet idi, yandı, kırıldı, kendisinin bir suçu olmadan. Bunun hükmü nasıldır? Haddesena Yunus kâle ahberen ebni vehbin ennehu semi'a maliken ve Yunus ve ebni ebi zîb yuhaddisûn an ibni şehâbin an ibni müseyyeb enne Resûlullah sallallahu aleyhi ve selleme kâl. Şimdi bir hadis-i şerif rivayet ediyor. İmam-ı Malik, Yunus, İbni Ebi Zeyb, bunların üçü İbni Şehab-ı Zühri'den rivayet ediyorlar. O da Said İbni Müseyyep. Said İbni Müseyyep de hangi sahabeden rivayet ediyorsa ismini zikretmiyor. Kendisi tabiinden. Diyor ki Resulullah Efendimiz buyurdu. Buyurdun ama vasite kim? Vasiteyi arada bir sahabi var. O sahabeyi beyan etmediğinden bu hadise hadisi munkati derler. Fakat munkati olan bir hadisi delil getirdi. Bunun sebebi de Said İbni Müseyyeb'in getirmiş olduğu munkati hadislere muttasil gözüyle bakarlar. Said İbni Müseyyeb ekser Hazreti Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet eylemiş. Onun mektu olarak zikreylemiş hadisler hepsi muttasildir. Onun için munkati olsa bile muttasil hükmündedir diyor. Peygamber Efendimiz buyurdular ki La ya'legur rehnu Galika ya'legur. Dördüncü babdan La ya'legu malik olunmaz. Er rehnu rehin. Cahiliyette bir adet var idi. Rehin alan adam bekler. Vermiş olduğu borç paranın müddeti dolar. Borçlu parayı getirirse parayı alır, rehini verirdi. Adam getiremedi. Yani getiremediyse o da rehinin üzerine otururdu. Daha rehini vermezdi. Müddet doldu, sen parayı getirmedin, daha rehini vermezdi. Adam bilahare parayı getiriyor, benim rehinimi ver, hayır vermem diyor. Müddetinde niye getirmedin? Bu cahiliyet zamanında var idi, İslamiyet geldi, bunu iptal etti. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki rehine malik olunmaz. Yani mürtehin kendi parasının müddeti doldu, parayı getirmedi mi öteki adam o rehine sahip olamaz. İlla o rehin sahibine verilecek. Kale Yunus ibn Yezid, kale ibn Şihab ve kâne ibn-i Müseyyep yekûl. İbn-i Müseyyep bu hadisi rivayet ettiğinde etti fakat kendisi de derdi ki ayrıca fetva olarak اَرْرِهْنُ لِسَاحِبِهِ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ اَرْرِهْنُ رِهِنْ لِسَاحِبِهِ rehin sahibi için olucudur. غُنْمُهُ onun faydası. Rehinin faydası sahibi nedir? Kim verdiyse o rehini. Diyelim bir deve verdi, dişi deve verdi. Onun yavrusu oldu. At verdi, atın yavrusu oldu. Tayı oldu. Onlar kimindir? Rehni veren adamındır. Rehni alan adamın değildir. Yahut da hayvan oldu, inek süt veriyor. O süt kimindir? Rehin sahibindir. Rehin veren adamındır. Ve aleyhi garmuhu. Onun garameti de onun üzerinedir. Yani rehin sahibinedir. Onun nefakası. Bu hayvan orada yiyecek, içecek. Onu kim, onun nefakasını kim verecek? O rehin sahibi verecek. Bu da Said ibn-i Müseyyeb'in fetvası. Evet. حدثنا محمد بن خزيمة قال حدثنا يوسف بن عدي قال حدثنا عبد الله بن إدريس عن ابن جريج عن عطاء وسليمان بن موسى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلق الرهن yine başka bir senetle Ata'dan da rivayet ediyorlar ki rehnin müddeti doldu da parayı getirmedi mi mürtehin yani rehni alan kimse ona sahip olamaz. Hâle Ebu Cafer İmam-ı Tahavi buyurdular ki fekâle kâilun bir adam dedi ki felemmâ kâle Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem vaktaki Peygamber Efendimiz buyurdular
La ya'lekur rihnu, rehne sahip olunmaz. Mürtehin ona malik olamaz. Li sahibihi, rehen sahibi içindir. Gulmuhu, onun faidesi. Valihi, yine rehni veren adam üzerinedir. Garmuhu, onun garameti, nefekesi, masrafı da onun üzerinedir. Sebete bizalik, bununla sabit oldu ki enne rehne rehin la yedi'u biddeyin, dedi ki bundan biz bir hüküm çıkarıyoruz ki deyin sebebiyle rehin zayi olmaz. Ve enne li sahibihi, o rehin veren adam için olucudur. Gunmehu, onun menfaati, o da nedir? Ve huve selametuhu, o rehinin selameti, selametin o temin edecek. Ve aleyhi, gene o rehini veren üzerine olucudur. Garmuhu, onun garameti, masrafi. O garamet de nedir? Ve huve garmü deyin, borcu vermek. Garamet de budur. Bâda diyâir rehini, eğer rehin zayi olursa, bu başka türlü manaya çıktı. Şimdi esas mesele, bir adamın elinde rehin zayi olursa, o adamın da alacağı yok. Ne alacağı var? Diyelim 5000 riyal vermiş. 5000 riyallık yanına rehin koymuş. Bir rehin zayi olduğu gibi parayı ödemiş oldu. Öteki adam daha niye versin? Şimdi bu diyor ki hayır, bu hadisi şeriften anlaşılıyor ki rehin zayi olursa gene parasını ister. Şimdi ihtilaf burada başlıyor. 5000 riyal boş verdi. Onun yerine de hayvanat aldı. Hayvanatı hastalık tuttu. Öldüler mesela. Parayı esas ikinci mezhebe göre adam almış oldu. Bu birinci mezhep sahipleri diyor ki hayır. Almamış oldu. Binaenaleyh tekrar parayı ister alır. Ya rehin? Rehin verenin kesesinden gitti diyor. Bunu böyle tefsir ettiler. İtiraz burada diyor ki hayır, siz bu tefsiri yanlış yapıyorsunuz. وَهَذَا تَوِيلٌ, bu bir tevildir ki, bu hadise bir tevil mana vermektir ki فَدَنْكَرَهُ اَهْلُ الْاَلْمِ جَمِيعًا بِالْلُغَى, lügati bilen ehli elmin hepsi bunu inkar etti. Yani lügatten bu mana çıkmaz, siz bunu nereden çıkardınız? لِسَاحِبِهِ غَنْمُهُ وَعَلَيْهِ غَرْمُهُ غُنْمُهُ غَرْمُهُ, ikisi de var, evet. O rehin sahibi nedir? Faidesi, garameti de yani onun üzerinedir. Bundan bu mana çıkmaz. Ve zaamu, bunlar zuhum ettiler ki en la veçhe lehu indahum, onların yanında bunun bir manası yok. Öyle zannettiler. Yani ehli alim dediler ki sizin bu vermiş olduğunuz mana bu doğru mana değil. Lügat-ı Arabiye'yi bilenlerin hepsi icma ettiler ki en la veçhe leh, bu hadisin bu şekildeki tevili olmadı. İndehum, onların indinde. Yani bu türlü mana vermeye bir yol bulunmaz. وَالَّذِي حَمَلَنَا عَلَى أَنَّاتِي بِهَذَا الْحَدِيسِ, peki bu hadisi getirmeye bizi hamleden şey ne oldu? وَاِنْ كَانَ مُنْقَتِعًا, hadis münkati olduğu halde bunu niçin getirdik diyor. Evet, bizi hamleden şey اِحْتِجَاجُ الَّذِي شُلْبِ شَخْصٍ, ihticacıdır, hüccet getirmesidir ki yekulu der bil müsnedibi, yekulu hükmeder bil müsnedibi, isnat olunmuş bir hadisle hükmeder aleyna, bizim üzerimize. Yani bizim aleyhimize daima isnadiyle mungati değil de senedi muttasil ile gelen bir hadisle ihticac eder. Mungati olduğu mu kabul etmez. Bizim hasmimiz o. Yani şafilerde en çok o. Muttasil olmazsa hadis muttasil olmazsa kabul etmezler. Ve davahu, bunun davası da enna halefnahu, biz ona muhalefet ettik. O muttasıl sened istiyor. Halbuki munkati hadisi de kabul etmiyor. Bizi mecbur etti. Biz munkati olan bir hadisi delil olarak getirdik. Bizi hamleden şey ne oldu? Diyor ki o adam bununla ihticac ediyor ya, müsned ile. Müsned de yok. Hadisi muttasıl burada yok. Hadisi munkati var. Hadis-i Mungati'ye de Sa'id ibn-i Müseyyep'ten geldiğinde onlar bunu kabul ediyorlar. Muttasil gibi addediyorlar. Muttasil diyorlar. Onun için biz bunu getirdik. وَقَدْ كَانَ يَزَّمُهُ عَلَى أَصْلِهِ, onun kendi kaidesi üzerine ona lazım gelirdi. لَوْ أَنْسَفَ خَسْمَهُ, hasmine karşı kendisine muhalif olana insaf etseydi. اَنْ لَا يَحْتَجَّ بِمِسْلِ هَذَا, bu gibi hadisleri derim.
arada sahabeyi zikretmiyor, Peygamber Efendimiz'den rivayet ediyor. Bu hadis munkati'dir. Ve huve bu munkati olan hadis. La yekûmul hüccetu indehû. Bizim hasmimizin indinde hüccet olmaz. Hüccet kaim olmaz. Bir munkati munkati olan hadisler. Madem munkati'dir, arada sahabe yoktur, hasmimiz munkati olan hadisleri delil getirmiyor. Niçin getirdik ya bunu biz? Madem o kabul etmiyor da bunu niçin getirdik? Ya diyor ki فَاِنْ قَالَ dese ki اِنَّمَا قَبِلْتُهُ ben bunu kabul ettim. Bu munkati olan hadisi getirdim. Bu اِنْكَانَ مُنْقَتِعَنْ yani hadis munkati ise de لَاَنَّهُ عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ bu Sa'id ibn-i Müseyyep'ten rivayet edilmiştir. وَمُنْقَتِعُ سَعِيدٍ Sa'id ibn-i Müseyyep'in rivayet etmiş olduğu munkati hadis ise يَقُومُ مَقَامَ الْمُتَّصِلِ مُتَّصِلْ مَقَامُنَا قَائِمْدِرْ Madem Sa'id ibn-i Müseyyep tabiinden rivayet etmiştir, bu hadis muttasil demektir. Onun için ben bunu getirdim delil olarak. Diyor. قِيلَ لَهُ O adama denilir ki وَمَنْ جَعَلَ لَكَ Kim sana verdi selahiyeti ki اَنْ تَخُسَّ سَعِيدًا هَذَا Sa'id ibn-i Müseyyep'i tahsis etesen ki onun rivayet etmiş olduğu munkati hadis muttasildir diyesen ve temna'a minhu mislehu Sa'id ibn-i Müseyyep gibi diğer alimlerin munkati rivayet etmiş oldukları hadisleri de reddedesin. Bu selahiyeti sana kim verdi? Sa'id ibn-i Müseyyep gibi o kadar alim var. Onların munkati rivayet etmiş oldukları hadisleri kabul etmiyorsun. Sa'id ibn-i Müseyyep'inkini kabul ediyorsun. Bu selahiyet sana nereden? Kim verdi bunu? Sa'id ibn-i Müseyyep'in misli olanlar da kimden? Min ehlil medineti, ehli medineden. Kim gibi? Misle Ebi Seleme ve Kasim ve Salim ve Urve ve Süleyman ibn-i Yasar rahmetullahi aleyhim. Bunlar ehli medineden. Bunların rivayet etmiş olduğu munkati hadisleri kabul etmiyorsun. Sa'id ibn-i Müseyyep'inkini kabul ediyorsun. Bir. Ve emsaluhum min ehlil medine. Ehli medineden bunların misalları daha birçok alimler var. Ve Şabiyyü ve İbrahim'in Nakhai ve emsaluhuma rahmetullahi aleyhim min ehlil Kufa. Ehli Kufa'dan İmam-ı Şabi, İbrahim Nakhai bunlar da tabiindendir. Bunlar da munkati hadis rivayet etse kabul etmiyorsun. Reddediyorsun. Bunlar da ehli Kufa'dan. Vel Hasanu ve ibn Sirin ve emsaluhuma rahmetullahi aleyhim min ehlil Basra. Ehli Basra'dan da Hasan-ı Basri var. Muhammed ibn-i Sirin var, bunların munkati rivayet ettiği hadisleri kabul etmiyorsun. Hepsini reddediyorsun, Sa'id ibn-i Müseyyeb'in hadis, munkati hadisini kabul ediyorsun. Bu selahiyeti sana kim verdi diyor. Ve kezalike men kâne fî asri men zekerne. Bizim zikrettiğimiz alimlerin, tabiinden olan bu alimlerin asrinde olan diğer adamlar da var. Min sâir fukaha ile misâr. Diğer şehirlerde. Bunların derecesinde Şam'da, Mısır'da, daha Bağdat'ta birçok yerlerde tabiinden alimler var. Rahmetullah aleyhim. Bunların rivayet etmiş oldukları munkati hadisleri kabul etmiyorsun. Ve men kâne fevkahum minet tabakatil ula minet tabi'in. Bir de bunlardan bir tabaka daha yukarı, ashab-ı kirama daha yakın olan fakat sahabe değil de tabiinden rivayet edenlerin munkati hadislerini de kabul etmiyorsun. Kim gibi o bir tabaka yukarı olan? Mislu Al-Gamete ve'l-Esved ve'Amr ibn-i Şurehbil ve'Abide ve'Şureyh rahmetullahi aleyhi. Bunlar gibi işte bunların da rivayetlerini kabul etmiyorsun. Bunların arasında yalnız Sa'id ibn-i Müseyyeb'i kabul ediyorsun. لَاِنْ كَانَ هَذَا لَكَ مُطَّقَ Eğer bu sana verilmiş ise sen mutlak olarak Sa'id ibn-i Müseyyeb'i kabul ediyorsun, ötekilerini kabul etmiyorsun. Bu selahiyet sana verilmişse fi Sa'id ibn-i Müseyyeb. Sa'id ibn-i Müseyyep hakkında فَاِنَّهُ مُطَّقٌ لِغَيْرِكَ Öyleyse senden başkasına da o selahiyet vardır. فِيمَنْ زَكَرْنَا zikrettiğimiz adamların içinde. Sen Sa'id ibn-i Müseyyep'i hiç illet beyan etmeden kabul ediyorsun onun munkati hadisini. Senin başkan da başkalarını kabul ediyor. Evet. وَاِنْ كَانَ غَيْرُكَ مَمْنُعًا مِنْ ذَلِكَ Yok diyorsun ki başkası yapamaz, munkati hadisle rivayet edemez dersense فَاِنَّكَ مَمْنُعًا مِنْ مِسْلِهِ Öyleyse sen de memnunsan, sen de munkati hadisine delil getiremezsin. لَاَنَّ هَذَا تَحَكُّمْ Hadisi munkatiyle sen amel et, başkasını men et. Bu tahakküm olur. وَلَيْسَ لِيَا حَدٍ اَنْ يَحْكُمَ ف۪ي د۪ينِ اللّٰهِ بِالتَحَكُّمْ
Allah'ın dininde hiçbir kimseye tahakküm etmek caiz değildir. Sen kendin kabul et, başkasını men et, bu olmaz. Bu esas itiraz İmam-ı Şafii'ye oluyor. İmam-ı Şafii'ye hadis munkati olursa kabul etmez onu, delil kabul etmez. İlla Said ibn-i Müseyyeb'in munkati hadislerini kabul eder. İşte ona diyor ki, bu selahiyeti sana kim verdi? Bu diğer alimlerinkini kabul etmiyorsun da Said ibn-i Müseyyeb'i kabul ediyorsun. Senin elin böyle, istediğin gibi boş. Eğer bu selahiyeti sana delilsiz bunu yapıyorsun, sen başkası da başkasını delil getirir. Başka alimlerin sözünü getirir. Başkası memnun olsun, sen memnun olma. Bu olmaz. Sen de memnun olsun, o da memnun. Yok, sen emel edersin, başkası da emel eder. Fakat kâle ehlül ilmi. Ehli ilim buyurdular. Fî tevhîn-i kavli Resûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz'in bu hadisinin manasında gayre mâ zikert. Senin zikretmiş olduğun mananın gayrisini. Lâ ya'lekur rehnuyu. O tefsir etti ya. Sen bu böyle tevil ve tefsir ettin. Ulemanın diğerleri de başka türlü tevil ve tefsir ettiler. Haddesena Ali ibn Abdülaziz fîmâ âlem. İmam-ı Tahavi diyor ki, hatirime geldiğine göre Ali ibn Abdülaziz bana rivayet eyledi. Fe'in lem yekun, eğer öyle hatırlıyorum, o bana rivayet eyledi. O bana rivayet etmediyse, fakat dehale fîmâ kâne ecâzehû li. Bana icazet vermiş olduğu hadislerin içinde dahil var. Çünkü ya bizzat ağzından işitmiş Ali ibn Abdülaziz de, yahut da ağzından işitmemiş de, ben icazet verdim, benim kitaplarımdan rivayet et demiş. Ya bizzat ağzından işittim, yahut da onun icazet vermiş olduğu kitapların içinde gördüm, okudum. Kale Ali ibn Abdülaziz diyor ki, haddesena Ebu Ubeyd, kale haddesena Cerir, en Mughir an İbrahim, İbrahim'in Nehay'den rivayet eyledi, fi racülin, bir adam hakkında ki, defa'a ila racülin rehnen, başka bir adama rehin verdi. Ve ahaze minhu derahime, ondan dirhemler borç aldı. Yani gümüş borç almış, dirhem yerine rehin vermiş. Ve kâle, rehni veren adam dedi ki, inci tüke, ben sana gelirsemse, bi hakkike, senin hakkını getirir isemse, ila keza ve keza, fülen tarihe kadar, senden almış olduğum bu parayı getirir, öder isemse, ne ala ne güzel, getirir öderim, rehnimi alırım. فَاِنْ لَمْ يَكُنْ, yok, getir bu tarihe kadar ödeyemezsemse, evet, وَاِلَّا ödeyemezsemse, فِي الرِّهْنِ لَكَ بِحَقِّكِ, rehinde olucudur, فِي الرِّهْنِ rehinde olucudur, لَكَ senin için, بِحَقِّكَ senin hakkına mukabil rehinde alacağım var. Seni rehni verdim ya, bu vakitte filan tarihe kadar geldim, paranı verdim, severdim, yoksa işte rehini verdim, rehinden alırsın. Rehini satar alırsın. Fakat İbrahim, İbrahim'in nehayı adam, danışan adama dedi ki, böyle diyen adama, la ya'lekur rehnu, rehine kimse sahip olamaz. Böyle dese bile o adam, vay paramı getirmedi, ben bunun rehnini satarım, paramı alırım diyemez ya. Rehin kalacak, parasını isteyecek. Parayı getirecek, rehini kendisi geri verecek. Rehine sahip olamaz. Böyle cevap verdi. Kale Ebu Ubeyd. Ebu Ubeyd dedi ki, fece'alehu cevaben li mes'eletihi. Ebu Ubeyd Cerir'den rivayet ediyor da Mughire'den, o da İbrahim Nehay'dan. Tabi Ebu Ubeyd İbrahim Nehay'ı görmemiş. Yalnız ondan rivayet tarikiyle diyor ki, bu böyle cevap verdi ama onun sualının cevabı oldu mu bu? Bu adam bu suali sordu. Bu da böyle bir cevap verdi. Bu cevabının cevabı oldu mu? وَقَدْ رُوِيَنْ تَاوُسٍ نَحْوٌ مِنْ هَذَا. Tavus'tan da bu şekilde bir rivayet var. بَلَغَنِي ذَٰلِكَ عَنِ اِبْنِ عُيَيْنَ اَنْ عَمْرٍ اَنْ تَاوُس. Diyor ki Tavus'tan İbn-i Uyeyne, Süfyan İbn-i Uyeyne rivayet eylemiş. O da bana rivayet eyledi. O da buna benzer bir rivayet eylemiş. قَالَ أَبُوْ عُبَيْتْ. Ebu Ubeyd diyor ki, وَاَخْبَرَنِ عَبْدُ الرَّحْمَانِ بِنُ مَهْدِ اَمْ مَالِكِ بْنِ أَنَسْ ve Süfyan ibn Sa'id ennehuma kana yufessiranihi. Malik ibn Enes ile Süfyan ibn Sa'id bunu tefsir ederdiler. Ala hada tefsir, bu tefsir üzerine. Yani bu şekilde cevap verirdiler. Adam rehini verir de ben gel müddeti dolduğunda parayı getiremezsemse işte rehin satar, hakkını alırsa. Onlar da ne derdiler cevabında? Rehin satılmaz. Rehini satamaz o adam.
Haddesena Yunus bin Abdülala kâle akberen ebn-i Vehbin Malik ibn Enes bizalikeyda. İmam Malik'ten de böylece rivayet edildi. Haddesena Fehdun kâle Haddesena Ebu'l Yaman kâle akberena Süfyan ani Zühri kâle kâle Sa'id ibn-i Müseyyeb kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Sa'id ibn-i Müseyyeb Peygamber Efendimiz'den rivayet eyledi. La ya'lekur rehne. Rehne kimse sahip olamaz. Fevizalik işte bu sebeple yümne'u sahibi rehni, rehin sahibi men edilir en yetta'ahu, o rehni satmaktan. Kime? Minellezî rehenehu indehu. Kimin yanında rehin koymuşsa ona satamaz. Ey kardeş, ben senden borç para almıştım, ödeyemedim. Senin yanında rehin var idi. Bu rehni sana satayım. Yok, men edilir. Rehni kimse satamaz. Ya ne yapar? Hatta yuba'a min gayri. Başkasına satar. Çünkü o adam paranın sahibi olduğundan icbar eder, adamı zarara sokar, rehini ucuz alır. Yok, öyle değil. Kaç, üçüncü bir adama rehini satarlar, ondan parasını alır, öder. Böyle olur. Rehini alan adam icbar edemez, bana sat. O dediği gibi, ben olunduğu gibi illa ben ona satacağım dese rehini veren adam, ondan da men edilir. Üçüncü adama sat. فَزَهَبَ الزُّهْرِيِّ وَيْذَا فِي ذَٰلِكَ الْغَلَقِ. İmam-ı Zühri de bu galak meselesinde zahib oldu. İlâ ennehu fil bey'i lâ fil diyâ. Bu alışveriştedir. Yani rehine malik olunmaz. Ne de bu? Ne de malik olunmaz? Ona kimse sahip çıkamaz. Satış da diyâda değil. Yani o rehin sahibi, ben bunu işte rehin verdi ki adama satacağım. Yok. Alamaz. Rehin kimin yanındaysa onu alamaz. Ama helak olursa, mesela at vermişti, at öldü, alacağını yerine sayılır. Yoksa satış da olmaz. Satışının helakin farkı var. Fa ulâ'il mutekaddimûn. İşte bu ulema-i mutekaddimîn yekûlûne bimâ zikerler. Bizim zikrettiğimiz gibi dediler. Ve kadru yani Nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem, Peygamber Efendimiz'den de rivayet edildi. Fî hâda eyle. Bu meselede mâ kad haddesenâ, şöyle bir hadis ki bize rivayet eyledi Muhammed bin Huzeyme. قال حدثنا عبد الله بن محمد بن التيمي قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا مسعد بن ثابت أن أتى ابن أبي رباح أن رجلا ارتهن فرسا. Bir adam bir at rehin aldı. فمات الفرس في يد المرتهن. O at da öldü. Rehin alan adamın elinde öldü. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Peygamber Efendimiz ona dedi ki, bağlayacaklıya, zehebe hakkuke, senin hakkın gitti. Niye? Rehin öldü, alacağını aldım. Ayrıca para isteyemezsin. فَدَلَّ هَذَا مِنْ قَوْلِ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ. Bu delalet etti Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in kavli şerifinden. عَلَى بُطْلَانِ الدَّيْنِ بِتِيَاءِ الرَّهْنِ. Rehin zayi olursa boşta batıl olur, boşta gider. Buna delalet etti. فَاِنْ قَالَ هَذَا مُنْقَتِعُونَ. Adam yetiraz ise dese ki, yahu sen bunu rivayet eyledin ama bu hadis munkati'dir. Munkati'ye de bizim indimizde delil değildir. قِيلَ لَهُ. O adama denilir ki, وَالَّذ۪ي تَأَوَّلْتَهُ اِذَا مُنْقَتِعُونَ. Senin tevil etmiş olduğun hadis, o da munkati'dir. فَاِنْ كَانَ الْمُنْقَتِعُ حُجَّةً لَكَ عَلَيْنَا. Munkati olan bir hadis senin lehine, bizim aleyhimize delil olursa, فَالْمُنْقَتُوا عَيْذَا حُجَّةٌ لَنَا عَلَيْكَ. Bizim rivayetiylemiş olduğumuz hadis-i munkatiye de bizim lehimize, senin aleyhine hüccettir. وَقَدْ رُوْيَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ مِنْ جِهَةٌ اُخْرَى. Resulullah Efendimiz'den başka bir terikle de rivayet edildi. مَا يُوَافِقُ ذَٰلِكَ اِذَا. Bizim dediğimize muvafakat eden bir mana, iyi ifade eden hadis rivayet edildi. حدثنا ابو العوام محمد بن عبد الله بن عبد الجبار المرادي قال حدثنا خالد بن نزار الايلي قال حدثني عبد الرحمن بن ابي الزناد عن ابيه قال ابي الزناد diyor ki كان ولدي من ادركت ادراك ettiğim adamlardır min fuqahaina bizim fakihlerimizden idrak ettiğim fakihler oldu ellezine şöyle bir fuqaha ki yuntaha ila kavlihi. Onların sözünde durulur.
Yani adam sorar sorar fakat onlara vardım mı bitti, mesele nihayete vardı. Böyle adamlar, yani alim, sözü mevsuk olan adamları ulaştım. Minhum Es-Sa'id ibn-i Müseyyyab, Urvet ibn-i Zübeyr, Kasım ibn-i Muhammed, Ebu Bekir ibn-i Abdurrahman, ve Haricet ibn-i Zeyd, ve Beydullah ibn-i Abdillah. Bunlar işte benim ulaştığım bu adamlar. Fî meşîhetim min nüzarâhim. Kendilerinin emsali birçok ulemanın içinde bunlar da var. Onlar da ehli fikhin ve salahin ve fadl. Hepsi alim, salih, fadil adamlar. Bunlara eriştim. Fezekere cemi'u ma fezekere zikretti. Cemi'a ma cem'a min ekavilihim. Onların sözlerinden topladıklarının hepsini cem etti. Ebi Zenat. Fi kitabihi kitabında ala hadis sıfatı bu sıfat üzerine. Ki ennehum onların hepsi kalu dediler ki الرهنُ بما فيه إذا هلك وعميت قيمته. الرهنُ رهن ne sebebiyle? بما bir şey sebebiyledir ki فيه orada rehin edildi. Yani rehin ne hakkında verildiyse işte onun mukabilindedir. إذا هلك هلك gitti mi? وعميت قيمته kıymeti de bilinmedi mi? Rehin koymuş. At neyi derdi? Bir at koymuştu mesela 10 bin dirhem para almıştı. Atı koymuştu. Alacağı 10 bin dirhem ama at kaç ederdi bilmiyoruz. Ya 10 binden fazla ederdi ya aşağı ederdi. Kıymeti bilinmedi. At öldü mü adam borcu da batıl oldu. Daha borcu isteyemez. Bir de var ki rehinin kıymeti belli. 10 bin riyal borç almış fakat 8 bin riyallık rehin koymuş. At 8 bin riyal. Yahut da başka bir şey, 8 bin riyallık kıymetinde olan bir şey, 8 bini gider, 2 binini adam ister. Yok, rehin 10 bin. Adam 12 bin riyallık bir rehin vermiş. O rehin gittiği gibi adam parasını almış oldu. Ya fazla 2 bin riyali rehin sahibine mi verecek? Yok. O da elinde emanet idi. Emanete teaddi etmedi. Zayi olduğundan emanetin de damanı lazım gelmez. Hepsi böyle fetva verdiler. Peki bunların fetvaları munkatiyedir bu. Bir sahabeden rivayet etmiyorlar. وَيَرْفَعُ ذَٰلِكَ Bunu ref eder. Hadisi merfu kılar. مِنْهُمْ Bunlardan اَسْسِقَةُ اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ اَسْسِقَةُ اِعْتِمَاد Bunlar itimat edilir adam olduğundan bunlardan bu mektu olan hadisi ref eder. Kime ref eder? اِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'e ref eder. O buyurmuş gibidir. Çünkü Peygamber Efendimiz'den öyle bir şey hissetmeseler, öğrenmeseler bunu söylemezdiler. Hadisi merfu demektir. فَهَاُولَٰئِ اَيْمَّتُ الْمَد۪ينَةِ وَفُقَهَاُهَا İşte Medine'nin imamları ve fukahası yekuluna derler ki اِنَّ الرَّهْنَ يَهْلِكُ بِمَا ف۪يهِ اِنَّ الرَّهْنَ رَهْنْ يَهْلِكُ helak olur bima bir şey sebebiyle ki fihi o şeyde rehin edildi. Hangi borcun mukabilinde rehin edilmişse rehin helak oldu mu o borçta ödenmiş olur. Ve yerfa'uhu işte bunu da ref eder. Hadis-i merfukla es-sikatu i'timat bunların mu'temed olmaları. Minhum bunlardan ref eder ile Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz'e ref ederken Peygamber Efendimiz buyurmuş oldu. Fe eyyuhum ma hekâhu fe ve hüccet. Bu ulemanın hangisini hikaye eder söylerse o hüccettir. Leannuhu fakihun imam. Bunlar fakihtir ve imamdırlar. ثُمَّ قَوْلُهُمْ جَمِيعًا بِذَٰلِكَ Değil bir tanesi, birisinin sözü delil olur. Bunların hepsinin sözü ثُمَّ قَوْلُهُمْ جَمِيعًا بِذَٰلِكَ وَيَجْمَعُمْ عَلِي Birisi delil olur. Halbuki bunların hepsi ittifak ettiler ve hepsi böyle dediler. فَقَدْ سَبَتَ بِهِ Bununla sabit oldu. صِحَّةُ ذَٰلِكَ اِذَا عَنْ سَعِيدِ بِنْ مُسَيَّبْ Bunların dediği sahih olduğu gibi Said ibn-i Müseyyep'ten de böyle rivayet var. وَهُوَ الْمَاخُوذُ عَنْهُ قَوْلُ الرَّسُولُ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ لَا يَعْلَكُ الرِّهْنُ Rehne kimse sahip olamaz diyen hadisi rivayet eden de Said ibn-i Müseyyep'tir. Ondan da rivayet var. وَقَدْ زَعَمَ هَذَا الْمُخَالِفُ لَنَا Bize muhalif olan bu zat söylemetti ki اَنَّ مَنْ رَوَى حَدِيثَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Peygamber Efendimiz'den hadisi rivayet eden فَهُوَ أَعْلَمُ بِتَاوِيلِهِ Hadisin manasını o daha ziyade alimdir. Hatta kâle, hatta dedi fi hadisi ibn Abbas'ın radıyallahu anhuma Abdullah ibn Abbas'ın hadisi hakkında اَلَّذ۪ي رَوَاهُ سَيْفٍ لَنَا
Ravi'den Seyf bize onu rivayet eyledi. An Kays ibn Sa'd'in, Kays ibn Sa'd'den. An Amr ibn Dinar, an İbn Abbas'in. Amr ibn Dinar'dan rivayet eyledi. O da İbn Abbas'dan. Enne Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimiz kada bil yemini ma'a şahid. Bir yemin bir de şahid ile hükmetti diye hadis var. Şahit iki olacak. Fakat bir vakada Resulullah Efendimiz sordu. Adam dedi ki bir şahidim var. Bir de yemin eder misin? Yemin ederim dedi. Hükmetti. Bâle emrün, Amr ibn Dinar dedi ki bu ümumi değil, her yerde değil. Fil emval, mallarda. Mal davası olursa bu mal davasında adamın bir şahidi var, bir de yemin olursa kabul edilir. Her şeyde değil bu. E şimdi bu hadisi rivayet eden kim? Amr ibn Dinar. Abdullah ibn Abbas'tan o rivayet ediyor. Ve fil emval kaydını de kim? Amr ibn Dinar getiriyor. O hadiste yok. Resulullah Efendimiz hükmetti. Ama fil emval ibaresinin tevilini Amr ibn Dinar getirdi. فَجَعَلَهُ وَقَوْلَ عَمْرٍ فِي هَذَا حُجَّةً وَدَلِيلًا لَهُ. Bizim hasmimiz diyor ki bak bu delildir. Ha. Hadisi rivayet eden onun manasını iyi biliyor. Amr ibn Dinar da o hadisi rivayet eyledi ve emvalda olduğu hakkında da tevil etti. Biz bunu kabul ediyoruz. E öyleyse Said ibn Müseyyeb'in de rivayetteki اَرْرِهْنُ لَا يَعْلَكْ rivayetindeki tevilini kabul etmek lazımdır, diyor. اَنَّ ذَٰلِكَ الْحُكْمَ فِي الْاَنْوَالِ. Bu adam dedi ki, Amr ibn Dinar'ın hükmü ki bu mallardadır, duyun sair ile şia, diğer şeylerde değildir. Öyleyse, ravinin tevilini kabul etmek lazımdır. فَلَاِنْ كَانَ قَوْلُ Amr ibn Dinar هَذَا تَعْوِيلُهُ. Tevili bu olan Amr ibn Dinar'ın kavli olursa, ne olursa, يَجِبِ بِهُ حُجَّتُنْ, anında hüccet vacip olursa. Sen Amr ibn Dinar'dan bir hadis rivayet eyledin, tevilini de böyle yaptın. Ve bunu da bize hüccet kıldın. Böyle olursa فَاِنَّ قَوْلَ سَعِيدِ بِنِ الْمُسَيَّبَ الَّذ۪ي زَكَرْنَا. Öyleyse Said ibn-i Müseyyeb'in zikreylediğimiz hadis ve tevilehu onun tevili فِيمَا رَوَى rivayet etmiş olduğu şeyde hem hadisi rivayet etti hem de tevil etti. اَحْرَا اَنْ يَكُونَ حُجَّةً. Hüccet olmaya daha layıktır. Bak. اَرْرِهْنُ لَا يَعْلَقْ dedi. Döndü de izah etti. Ne dedi اَرْرِهْنُ لَا يَعْلَقْ? Yani o mürtehin ona malik olamaz. Rehnine sayamaz ya. Helak olursa sayılır. Helak olmaz da satılacak olursa satamaz. İlla başkasını satacaklar. وَهَذَا الْمُخَالِفُ لَنَا. Bize muhalif olan bu mezhep sahipleri. قَدْ زَعَمَ زُعْمَتِّكَ اَنَّهُ يَقُولُ بِالِتِّبَعَ. Bu hadise tabi oluyor. Said ibn-i Müseyyeb'e tabi oluyor da onun için öyle diyor. Böyle zeym ediyor. فَاَمَّنْ اَخَذَ قَوْلَهُ هَذَا. Bu kavlini nereden aldı? Said ibn-i Müseyyeb'in rivayetini nereden çıkardı onun tevilini? وَمَنْ اِمَامُهُ فِيهِ. Bu meselede imamı kim? O Said ibn-i Müseyyeb'e dayanırdı. Halbuki Said ibn-i Müseyyeb'in kavli bizim davamızı teyit ediyor. Öyleyse kendisi kime dayanıyor, kimden aldı? Yani Şafilere itiraz ediyor ki sizin Said ibn Müseyyeb'e dayandığınız o tevil bizim mezhebimizi teyit ediyor. Sizin kendi davanızı değil. وَقَدْ رَوَيْنَا اَنْ رَسُولِ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ خِلَافَهُ. Resulullah Efendimiz'den bunun hilafını biz rivayet eyledik. وَاَنْ تَابِي أَصْحَابِهِ خِلَافَهُ اِذَا. Onun ashabına tabi olanlardan da bunun hilafını rivayet eyledi. Demek ki davada bu hadisin tevilinde eğer rehin kendiliğinden helake giderse borçta batıl olur, borcu almış olur. Yok, böyle olmazsa rehin sahibi gelip de vermiş olduğu rehni ben bunu sana sattım, borcun yerine say diyemez. O rehin alan adam da ben bunu sayıyorum diyemez. Ya üçüncü bir şahsa satacaklar, oradan parasını alacak. وَقَدْ رُوْيَنَا اِمَّتِ اَصْحَابِهِ. Burada kalsın. Allah-u Teala aleyhi ve sallallahu aleyhi ve sellem. Seyyidina Muhammedin aleyhi ve sahbihi ve sellem. وَقَدْ رُوْيَنَا اِمَّتِ اَصْحَابِهِ. Bizim muhalifimizin kendi cemaatlerinin imamlarından da rivayet edildi. Hilafu zalike eyza, kendi davasının hilafı rivayet edildi. O rivayet de şu: Haddesena İbrahim ibn Merzuk kal, haddesena Ebu Asim en Ebil Avvam en Matar en Ata en Ubeyd ibn Umeyr en Umar ibn Khattab kal. Hazreti Umar radıyallahu anh dediler ki
firrecül bir adam hakkındaki yertehinü rehin alır. Er rehine rehine alır. Feyadî'u rehin zayi olur. Dediler ya Hazreti Ömer'e ki bir adam rehin aldı, rehin onun yanında zayi oldu. Bunun hükmü nedir? Kâle Hazreti Ömer buyurdu ki İnkâne bi'ekalle, eğer rehin az ise kıymeti reddu aleyhi, rehin diyelim 10 bin riyal borç vardı, rehinin kıymeti 8 bin riyal, az rehinin kıymeti 8 bin riyal ödenmiş oldu, fazlası fazlasını reddederler. Bu adamı öderler. Borçlular. Ve inkâne bi'eftala, yok ziyade ise borç 10 bin riyal, rehin 12 bin riyal. Rehin zayi oldu. 2 bin riyal da fazladan zayi oldu rehinden. فَهْوَ اَم۪ينٌ فِي الْفَضْلِ Hazreti Ömer dedi ki o fadıl o adamın yanında emanet idi. Emaneti alamaz. Zayi oldu. Adam bir teddi yapmadı. O ki zayi oldu. Fazlası 2 bin riyal o adamın elinde emanet idi. O adam emin idi. Emanet idi. Emanet zayi oldu mu ödenmez. Bu da Hazreti Ömer'in fetvası. Şu halde وَقَدْ رُوْيَنْ اَيْمَّةِ اَصْحَابِهِ Yukarıda Resulullah Efendimiz'den rivayet edildi ve ashabının tabiilerinden ashabın, ashabinin zemiri Peygamber'e raci, Peygamber Efendimiz'in ashabının imamlarından, ashab-ı kiramın imamlarından da bu rivayetler var. Ashab-ı kiramın imamlarından, ileri gelenlerinden işte birisi Hazreti Ömer. Hazreti Ömer radıyallahu teala anh öyle fetva verdi. Borç mukabilinde rehin alırsa, rehin de zayi olursa borcunu adam ödemiş olur, almış olur. Halbuki yukarıda Şafiiler ne dediler? Onlar dediler ki hayır. Rehin hiçbir suretle alınmaz. O rehin gene mal sahibine iade edilir. Onlar da diyorlar ki hayır, rehin borç mukabilinde gitti. O diyor ki hayır. Esas ihtilaf orada. Rehin gene rehin sahibinindir. Rehin sahibi zayi olsa bile rehinini ister. Yani borç ödenmez. Borca sayılmaz diyor. Zayi oldu. Gene borç kaldı. Biz diyoruz ki hayır. O rehinin bedeli kadar borçtan sabit olur. Haddesena Nesr ibn Merzuk kâle haddesena Hüseyb ibn Nasih kâle haddesena Yezid ibn Harun عن إسرائيل عن عبد الأعلى الثعلبي عن محمد بن الحنفية أن عليا قال محمد بن الحنفية diyor ki pederi Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdular ki إِذَا رَهَنَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ رَهْنًا bir adam bir adama rehin verirse فَقَالَ لَهُ الْمُعْتِي o borcu ödeyen adam parayı veren adam rehni veren adama dese ki la akbeluhu, ben bu rehni kabul etmem illa bi ektere mimma utike, sana verdiğim paradan daha fazla bir rehin vereceksin. Mesela borcu 10 bin riyal borç veriyor, diyor ki ben vereceğin rehin 12 bin 15 bin riyallık olursa kabul ederim, yoksa etmem. Halbuki hakkı 10 bin riyal kıymetinde bir rehin isteyecek. Bu 10 bin riyal kıymetinde rehin istemiyor, daha fazla 12 bin, 15 bin riyallık bir rehin istiyor. Böyle ister de alırsa, feda'a, o rehinde arada zayi olursa, redde aleyhil fadla. Hazreti Ali diyor ki, fazlasını iade eder. Niye? Adamdan cebren almış oldu. Rehinin kıymeti diyelim 12 bin. Vermiş olduğu para 10 bin. Rehin zayi olduğu gibi o adam borcunu almış oldu. Fakat rehin 12 bin olduğundan dolayı 2 bin riyal rehin sahibinin alacağı oldu, rehin sahibine iade eder. Al o şey, rehin kimin elindeyse rehin sahibine 2000 riyali verir. Hazreti Ömer vermez dedi. Hazreti Ali verir diyor. İkisinin arasında fark bu. Hazreti Ömer dedi ki emanet idi, emanet elinde zayi oldu. Hazreti Ali diyor ki hayır, emanet idi adam, zorundan aldı adamdan. İlla 12000 riyallık bana rehin vereceksen dedi. Borcu 10000, 12 bin riyallık rehin aldı. Bu 2 bin riyallık fazla almış olduğundan zayi olursa öder dedi. Ve in rehenehu, bu adama rehin verirse ve huve ekseru mimma a'ta, verdiğinden de çok. Mesela 10 bin riyal mukabilinde 12 bin riyallık rehin verdi. Bi tibi nefsin miner rahin. Bi tibi nefsin, yani kendi gönül hoşluğuyla verdi.
Öteki alan adam illa bu rehini bana vereceksen icbar etmedi. Kendi şeyle, gönül arzusuyla dedi ki aha sana 12 bin riyallık bir rehin. Utibi nefis de neden? Miner rahini rahinden veren adamın gönül hoşluğu ile olursa fada'a o rehin de zayi olursa fehuve bima fihi, işte o rehin borç mukabilindedir. Fazlasını da alamaz. Rehin de gitti, borç da gitti. İkisi birbirine tekabül etti. Ama rehin biraz kıymetliymiş. Verdi adam. Verdi. Bu adamın yanında emanet idi. Emanetin zayi olmasından da bir şey lazım gelmez. Haddesena Nesrun kâle haddesena el-Hatîbu kâle haddesena Hammâd ibn-i Selim en Katâdete en Hallâsin huve ibn-i Amrin enne Aliyyen kâle Hazreti Ali radıyallahu anh buyurdular ki zekâne fîr-rehni fadlun, rehinde ziyadelik varsa fe-esâbet hücâihetun, ona bir helak erişirse, rehin zayi olursa fe-ve bimâ fîhî, rehin mukabilinde borç gitti, rehinde gitti. Bu rehinin fazlasını alamaz. وَاِنْ لَمْ تُصِبْهُ جَائِحَةٌ, yok ona bir isabet, bir musibet erişmedi de rehine. وَتُّهِمَ, o adam ittiham olundu. Ha, bu adam bu rehini mahsus ya sattı ya kaybetti ya helak oldu dedi. Yani onu ittiham ettiler yalancılıkla. فَاِنَّهُ يَرُدُّ الْفَضَّى, o vakitte ziyadeyi reddeder. Tabi elindeki o rehin ne surete gitmiş? Ev yanmış, o da yanmış. Hırsız gelmiş, götürmüş. Su gelmiş, evini basmış, o rehinde beraber gitmiş. O vakitte adamın bir kusuru yok. Borç da gitti, rehin de gitti. Ama rehin sahibinin bile zararı oldu. Hani kayboldu, ne surette kayboldu? Öyle bir şekilde söylüyor ki insanı şüpheye bırakıyor. Şimdi rehin sahibi baktı ki bu adam alacağı 10 bin riyal, rehin 12 bin riyallık. Bu 12 bin riyallık rehini yiyor. Yalan söyleyecek, dalavere yapıp rehini yiyecek. İttiham etti. Hayır. Ne suretle helak olduğunu ispat etmiyorsa benim rehnimi ver. Böyle ittiham altında olursa Hazreti Ali radıyallahu anh ne buyurdu? Fazlasını verir. Evet. فَاِنَّهُ يَرُدُّ الْفَضْلَ, bu vakitte fazlasını, bu 2000 riyal, rehin 2000 riyal fazlaydı ya, bunu öder. حَدَّسَنَا اَحْمَدُ بْنُ دَاوُدُ قَالَ حَدَّسَنَا اَبُوْ عَمَرَ الْحَفْضِي قال حدثنا حمام عن قتادة عن الحسن وخلاص بن عمرو أن عليا قال في الرهن حضرت علي رضي الله عنه رهن dediler ki yeteraddani, birbirlerine verirler ziyadete ve nuksan, ziyade ve nuksani cemiyen, her iki taraf, hangi tarafın ziyadesi varsa ziyadeyi alır, nuksan olan tarafı öder, ister rehin sahibinde ister borç sahibinde. Mesela rehin borç 10.000 riyal, rehin 8.000 riyal, rehin zayi olduysa öyleyse öteki adam 2.000 riyal daha alır. Yok, borç 10.000 riyal, rehin 12.000 riyal, rehin zayi olduysa 2.000 riyal iade eder. فَيْنَ سَابَتْهُ جَائِحَةٌ, yok o rehine bir musibet, bir helak erişirse beriye, o vakitte beri olur. Yani birbirlerine ziyade noksan ödemezler. Niye? Musibet geldi, rehin aldı, gitti. Öteki adam neyi ödeyecek? 12 bin riyalıdır rehin. 2 bin riyal ödemesi lazım. Yok, ödemez. Çünkü musibet geldi. فَهَذَا عُمَرُ وَعَلِيُّ رَضِيَ اللّٰهُ, İşte Hazreti Ömer, Hazreti Ali radıyallahu anhüma kad ecma'a, ikisi de müttefiken söylediler ki اَنَّ الرِّهِنَ الَّذ۪ي, şul bir rehin ki kıymetuhu miktarü deyn, onun kıymeti deynin miktarı kadardır. Rehinin kıymeti borcun miktarı kadar olursa yedi'u bid deyni, zayi oldu mi, borç mukabilinde zayi olur. Yani adam borcunu almış olur. Hiçbirisi birisinden bir şey dava edemez. وَاِنَّمَ اَخْتِلَافُهُمَا, Hazreti Ali ile Hazreti Ömer'in ihtilafı nerede oldu? فِيمَا, bir yerde ki zade min kıymeti rehin, rehinin kıymeti ziyade oldu. Ala miktarı deyni, deynin miktarına ziyade oldu. Deyn 10.000 riyal, rehinin kıymeti 12.000 riyal. İşte ihtilaf burada. Rehin zayi olursa bu rehni veren adam 2000 riyal isteyip alabilir mi, alamaz mı? Fekal Ömer radıyallahu anh, Hazreti Ömer dedi ki huve emanetun, o rehin onun elinde emanet idi, emanet de zayi oldu, adam kendi kesti olmadı, bir musibet geldi, rehin helak oldu, ödemez. Ve kal Ali radıyallahu anh, Hazreti Ali dedi
Neyi? Mâ kadra beylâhu anhu. Ondan rivayet etmiş olduğumuz şeyi dedi. Fî hadîs-i Nasr ibn-i Merzûk ve Ahmed ibn-i Davud. Nasr ibn-i Merzûk'un ve Ahmed ibn-i Davud'un hadislerindeki hükmü söyledi. Ne dedi? Eğer rehin deynin mukabili ise ödendi. Yok. Rehin fazla ise, bir musibet geldiyse rehin sahibi bir şey dava edemez. Yok adam ittiham altında kalır da şüpheli olursa, rehine bir tecavüz ettiği şüphesi olursa bu vakitte rehin sahibi fazlasını alır. Böyle dedi. وَقَدْ رُوَيْدَ عَنِ الْحَسَنِ وَشُرَيْحٍ فِي ذَلِكِ تَابِعِنْدَ الْحَسَنِ بَصْرِ وَقَادِ شُرَيْحٍ de rivayet edildi. Ney? مَا وَلْبِ الْحَدِسِ يَكَدْ حَدَّسَنَا نَسْرٌ قَالَ حَدَّسَنَا الْحُسَيْبِ قَالَ حَدَّسَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ اَنْ قَتَادَتَ اَنَّ الْحَسَنَ وَشُرَيْحًا قَالَ حَسَنِ بَصْرِ وَقَادِ شُرَيْحِ dediler ki اَرْرِهْنُ بِمَا فِيهِ Rehin karşılığında verilen para mukabilindedir, boş mukabilindedir. Rehin helake gitti mi işte borcu da ödemiş oldu. Ya ziyade? Ziyade olursa bir şey dava edemez, alamaz. حَدَّسَنَا حُسَيْنُ بْنُ نَسْرٍ قَالَ حَدَّسَنَا بُنْ عَيْمٍ قَالَ حَدَّسَنَا سُفْيَانَ نَبِي حُسَيْنٍ قَالَ سَمِعْتُ شُرَيْحًا يَقُولُ ذَهَبَتِ الرِّهَانُ بِمَا فِيهَا Hasan-ı Basri, Kadı Şureyh dedi ki ذَهَبَتِ الرِّهَانُ Rehinler gittiler بِمَا فِيهَا Ne hakkında rehin verilmişler ise onun mukabilinde gittiler. Yani rehin helak oldu mi işte borçlu ödenmiş oldu. Rehin de fazlalık olursa kimse onu dava edemez. Rehin sahibi alamaz. Haddesena İbrahim ibn-i Merzuk kâle. Haddesena Vehbun kâle. Haddesena Şöbet men Yezid ibn-i Ebi Ziyad. Yani İsa ibn-i Kâban. Kâle rehentu hüliyyen. İsa ibn-i Kâban diyor ki ben bir ziyneti rehin verdim. Ve kâne ektere mimma fîhî. Borçtan da fazlaydı. Feda o ziynet zayi oldu. Fehtesemna ilâ şüreyhin. Kâdi şüreyhe çıktık diyelim. Onun borcundan fazla ben ziynet vermiştim. Bu kayıp olmuş. Ben rehinimin fazlasını isterim. Kıymetinin fazlalığını isterim. Fakat Şureyh dedi ki اَرْرِهْنُ بِمَا فِيهِ Rehin ne karşılığında verildiyse ona mukabildir. Fazlasını isteyemesin diye hükmetti, kaza etti. فَهَذَا الْحَسَنِ وَشُرَيْحٌ işte Hasan-ı Basri ve Kadı Şureyh قَدْ رَأَيَا Onlar gördüler اَرْرِهْنَ رِهْنِ يَبْطُلُ زِهَابُهُ Onun zihabı batıl olur bir deyni deyin mukabilinde. Deyin mukabilinde, boş mukabilinde verilmiş. O gitti mi, rehin gitti mi, boşta gider. وَقَدْ رُوِيَ ذَٰلِكَ اِذَانِ اِبْرَٰهِمَ النَّخَيِ İbrahim'in Nakhayi'den de rivayet edildi. حَدَّسَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ شَعِيبَ نَبِيهِ مُحَمَّدِ بْنُ الْحَسَنَ نَبِي حَنِيفَ اَنْ حَمَّادٍ عَنْ اِبْرَٰهِمِ اَنَّهُ قَالَ İbrahim'in Nakhayi buyurdular ki rehin hakkında يَهْلِكُ Öyle rehin ki helak olur. فِي يَدِ الْمُرْتَهِينِ Mürtehinin elinde. Rehine alanın elinde rehin helak olursa اِنْكَانَتْ قِيمَتُهُ وَالدَّيْنُ سَوَانِ O rehinin kıymeti, borç ikisi müsavi iseler دَعَ بِالدَّيْنِ Rehin zayi oldu mu? Boş mukabilindedir. Borç ödenmiş oldu rehin. Zayi oldu, borçta ödenmiş oldu. وَاِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ اَقَلَّ Rehinin kıymeti az ise, minet deyni, borçtan az ise, رَدَّ عَلَيْهِ الْفَضْلَ Ziyadeyi reddeder. Mesela borç 10 bin riyal, rehin 8 bin riyal. Rehin 8 bin riyallık rehin kayıp oldu diye adam onu almış oldu diye. Kaldı alacağına 2 bin riyal, 2 bin riyali ister. O borçlu o fazlayı verir. وَاِنْ كَانَتْ قِيمَتُهُ اَكْسَرَ مِنَ الدَّيْنِ Yok, rehinin kıymeti borçtan fazlaysa. Dediğimiz gibi borç 10 bin, rehin 12 bin. فَهْوَ اَم۪ينٌ فِي الْفَضْلِ O ziyadelikte o adamın 7-7 emin idi. Emin adamın elinde bir şey zayi olursa damin olmaz, bir şey lazım gelmez. وَرُوْيَ فِي ذَٰلِكَ اَنْ عَتَاءِ بْنِ اَب۪ي رَبَحْ Atay ibn-i Ebi Rebah'tan da rivayet edildi. Maşul bir hadis ki kad haddesene ibn-i Merzuk. İbn-i Merzuk bize rivayet eyledi. Kale haddesene Ebu Asim an ibn-i Cüreycin an atayin fi racülim. Bir adam hakkında İmam-ı Ata dedi ki rehene racülen bir adama rehin verdi. Cariyeten bir cariye rehin verdi. Feheleket o cariye de öldü. Kale Ata dedi ki hiye o cariye bi hakkil mürtehin Mürtehinin hakkı mukabilinde
gittiği, mürteğinin alacağı neyse, işte o cariye onun karşılığında gitti. Caiz ki adamın alacağı 5000 riyal. Cariye eder 7000 riyal. Neyse diyor. Onun alacağı karşılığında bu cariye gitti. Yani o cariyenin sahibi gelip de 2000 riyal fazla bir şey dava edemez. فهذا عطاء يقول بهذا اشتعطاء هذا بيلده وقد روينا عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال حلبك عطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم روايته لديك لا يغلق الرهن رهن مالك olunmaz رهن kimse مالك olamaz diye hadisi bu rivayet ettiydi. Halbuki burada ne diyor? İşte مالك oldu. Niye? Rehin gitti. O mürtehin alacağını almış oldu. فَهَذَا اِذَا حُجَّتُنَ لَا مُخَالِفِنَا İşte atanın bu şekilde fetva vermesi de bizim muhalifimizin aleyhine hüccettir. اِذَا كَانَ مِنْ أَصْلِهِ Eğer muhalifimizin asıl kaidelerinden olduğu takdirde ki اَنَّ مَنْ رَوَى حَد۪يسَنَا رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Her kim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'den bir hadis rivayet ederse فَتَعْو۪يلُهُ ف۪يهِ حُجَّ O ravinin o hadisteki tevili hüccettir, vermiş olduğu mana hüccettir. Öyleyse İmam-ı Şafii'nin de deliline göre bu ravi bu hadisi rivayet eden Ata'nın bu tevili de hüccet oldu. Fakat halife hâzâ bu muhalifimiz muhalefet etti. Kullehu bunların hepsine. Fî hâzel bâb bu babda gelen bu kadar fetvalara muhalefet etti. وخالف ما قد رويناه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم Peygamber Efendimiz'den rivayet eylemiş olduğumuz hadise muhalefet eyledi. Ve an Ömer ve Ali radıyallahu anhuma Hazreti Ömer'den Hazreti Ali'den gelen rivayetlere muhalefet eyledi. Ve ammen zekerna min et-tabi'in rahmetullahi aleyhim Tabi'inden zikrettiğimiz İbrahim el-Nakhai, Hasan el-Basri, Kadı Şüreyh bunlara da muhalefet eyledi. فَمَنْ اِمَامُهُ Öyleyse bu muhalifimizin imamı kimdir? فِي هَذَا Bu mesele hakkında. اَوْ بِمَنْ يَحُدْ Kime iktida etti bihi bu meselede? Bu meselede kimi iktida etti? İmamı kimdir? Yok. Delilsiz kaldık. Peki şimdi nekil meselesi burada bitti. Bir de kıyasa geldi. سُمَّنْ نَزَرُ فِي هَذَا Bu mesele hakkında nazar, kıyas, eyda, rivayetler gibi, nakiller gibi يَدْفَعُ مَا قَالْ Muhalifimizin dediğini def eder. وَمَا ذَهَبَ اِلَيْهِ Onun zahip olmuş olduğu hükmü def eder. اِذْ جَعَلَ الرِّهْنَ اَمَانَةً Çünkü rehni emanet kıldı. يَدِعُ بِغَيْرِ شَيْءٍ Emanet zayi oldu mi? Bir şey lazım gelmeksizin zayi olur. وَقَدْ اَجْمَعُوا Ulema icma ettiler ki اَنَّ الْاَمَانَاتِ Emanetler لِرَبِّهَا Emanetlerin sahibi için caizdir. اَنْ يَخُدَهَا Vermiş olduğu emaneti alar. وَحَرَامٌ عَلَى الْمُرْتَهِينَ Mürtehin üzerine de haramdır. مَنْعُهُ O emaneti men etmek, o adamı men etmek minha emanetlerden. Madem elinde emanet ise bir adam vermiş olduğu emaneti gelip istediği vakitte alabilir. Eğer mürtehinin elinde emanet ise o rehin emanet-i sadım gelip istediği vakitte mürtehin men edemez. Men etmesi haramdır. Halbuki mürtehin para vermiş olduğundan dolayı men edebilir. Öyleyse emanet gibi olmalı. وَالرَّهْنُ مُخَالِفٌ لِذَالِكِ Rehin buna muhaliftir. اِذْ كَانَ لِلْمُرْتَهِينِ حَبْسُهُ Mürtehin o rehini hapsedebilir. وَمَنْعُ مَالِكِهِ مِنْهُ Onun sahibini ondan men edebilir. حَتَّى يَسْتَوْفِيَ دِينَهُ Borcunu alıncaya kadar. فَخَرَجَ بِذَالِكِ Bu sebeple bu çıktı. Rehin, hükmuhu min hükmül emanat. Rehinin hükmü emanetlerin hükmünden çıktı. Emanet gibi değil. Bir adam bir adamın yanına emanet koydu mu istediği vakitte gidip alabilir. Öteki adam niye alıyorsun vermiyorum diyemez. Değil. Ama rehin öyle değil. Rehin vermiş. Ver benim rehinimi. Ver paranı öde rehinimi vereyim. وَرَيْنَ الْعَوَارِيَ Ariyetleri ödünçleri de böyle gördük. Lil müsteir emanet ariyet alan adam için olucudur. El intifa biha. Bir adam gitti bir alet aldı. Emanet veriyor. Ne edecek? Bunu işletecek. Bana sizin ata emanet verir. Binip falan yere gideceğim. Yahut da makineyi ver. İşleteceğim.
bu emanet aldı, onu işletecek ve ondan istifade edecek. Öteki adam da razı oldu, verdi. Bu caiz midir, değil midir? Caiz, intifa etmek. وَلِلْمُعِيرِ اَخْزُهَا مِنْهُ İare, ariyet veren adam da onu almak onun hakkıdır, ona caizdir. مَتَ اَحَبَّ Ne vakit arzu ederse, verdim bir aleti, öteki işletiyor. Sana lazım oldu, hemen bir saat sonra gitti, ya bana lazım oldu, ver gerisini geri. Ya sen bana emanet verdin, beni iade etmiyorum diyemez. Verir. Rehin böyle değil ki. Ve rehin öyleyse kezalik. Rehin böyle ariyet kabilinden de değildir. Lennel mürtehine rehni alan adam haramun aleyhi istemalu rehni. Rehni istemal etmesi haramdır. Adam borç aldı. Ondan sonra getirdi senin yanına bir makine rehin koydu. Sen o makineyi işleteceksin. Yok haramdır işletemezsin. Bu öyle, öyle kalacak rehin. Ariyet gibi değil. وَلَيْسَ لِلْرَاهِنَ اَخْزُهُ مِنْهُ O rehni veren adam da gidip onu alamaz. Emanet veren adam alır, fakat rehin veren adam alamaz. حَتَّى يُوَفِّيَهُ دَيْنَهُ Borcunu ödünceye kadar rehni alamaz. فَبَانَ Zahir oldu ki hükmü rehin, rehinin hükmü zahir oldu, yani hükmü vedaya. Emanetlerin hükmünden ayrıldı. Rehinin hükmü onların hükmü gibi değil. وَالْغُصُوبُ Gasıplerden ayrıldı. وَالْعَوَارِ عَارِيَتْلَرْدَنْ اَيْرِلْدِ وَسَبَتَ سَابِتْ اُلْدِكَ اَنَّ حُكْمَهُ وَرِهْنِ الْحُكْمِ بِخِلَافِ حُكْمِ ذَٰلِكَ كُلِّهِ Bunların hepsinin hükmünün hilafınadır. Ne emanete benzer, ne gasbe benzer, ne de ariyeye benzer. وَقَدْ اَجْمَعُوا لَمَا اِسْمَعِيلَ diler ki اَنَّ لِلْمُرْتَهِنِ mürtehin için, rehni alan için caizdir hapsehu, onu hapsetmek. Hatta يَسْتَوْفِيَ الدَّيْنِ borcunu istifa edinceye kadar. Ve sebete sabit oldu ki enne hükmehu yok. Hatta ise ve helalun lirrahini rehin veren adama da helaldir. Ahsuhu o rehini almak iza bereye mined değil. Borcunu den beri olduğu vakitte. Borcunu ödedi. Yahut da adam bağışladı. Herhangi bir surette borçtan halas oldu mi rehnini gidip almak ona helaldir. Onu men edemezler. فَلَمَّا كَانَ حَبْسُ الرِّهْنِ مُضَمَّنًا بِحَبْسِ الدَّهِنِ Rehni haps ne mukabilinde oldu? Borcu haps mukabilinde oldu. Onunla mudammen oldu. Yani adam para borcu almış. O parayı haps etmiş. E bu da rehni kendi yanında haps etmiş. O rehni için haps ediyor, vermiyor. Öteki adam borcu ödemedi de onun için ne vakitte borcunu öderse onu da hapisten kurtarır. Ve sukutu hapsihi mudammenen bi sukutu hapsid deyn. Peki rehnin hapsi ne vakitte düşer, sakit olur? Ne vakitte borç sakit olursa, o vakitte rehnin hapsi de sakit olur. Kâne kezâlik eyza öyleyse, böylece oldu. Sübutu deyn mudammenen bi sübutu rehni. Borcun sübutu ne ile oldu? Rehnin sübutu ile oldu. Böyle adamın yanında rehin var. Niye? Ha, alacağı var da onun için rehin var. فَمَا كَانَ الرَّهْنُ سَابِتًا Rehin sabit oldu mu? فَدَّيْنُ سَابِتٌ Adamın elinde rehin kaldıkça alacağı da bakidir. وَمَتَا كَانَ الرَّهْنُ غَيْرَ سَابِتٍ Ne vakit ki rehin sabit olmazsa فَدَّيْنُ غَيْرُ سَابِتٍ yani demek borç ödenmiş. O da gayri sabittir. Borç ödedi mi artık daha rehin de yerinde kalmaz. وَكَذَٰلِكَ رَأَيْنَا Yine böylece gördük. El-Mebi'a satılan bir şeyi fi kavlina bizim kavlimizde ve kavli hazel muhalifilene bize muhalif olanın kavlinde satılan bir şeyi gördük ki lil-bâyi'a hapsuhu bi-semen Bâyi onu sattı. Fakat parasını vermedi. Parasını almadı mı o sattığı mali hapsedebilir. Alışveriş tamam. Bitmiş. Fakat adam parayı getireyim alayım. Peki parayı getir al. Onu hapsedebilir mi? Hapsedemez mi? Hapseder. Parayı alıncaya kadar hapseder. وَمَتَا دَعَ فِي يَدِهِ دَعَ بِسَّمَنْ Peki parayı getireyim dedi gitti. O arada satan adamın elinde o helak oldu. Helak oldu mu ne mukabilinde olur? دَعَ بِسَّمَنْ Semen mukabilinde dahi olur. Emanet gibi değil ki. Adam geldi hani benim malım var daha parayı getirdim ver malımı. Zayi oldu, düştü elimden, kırıldı. Kim ödeyecek? Satan adam ödeyecek. فَالنَّزَرُ عَلَى مَا
İçtema'na aleyhi, nehnu ve huve, onun ve bizim içtima eylemiş olduğumuz bu kaideye nazaret. Minha da bu mebi meselesinde en yekûne rehnu kezalik, rehinde böyle ola. Ve en yekûne diya'u, rehnin diya'i ola, yübdülü deyne, deyni iptal eder ola. Kemâ kâne diya'un mebi'i yübdülü semen. Nasıl ki mebi'in diya'i parayı iptal ettiyse bu da böyle ola. Yani rehin zayi olursa öyleyse de alacağı parayı da alamaz. Evet. Şimdi bu mebi meselesi nasıl oldu? Ve kezalike ra'eyne el mebi'a fi kavlina ve kavli hazel muhalifi lena lil bayi hapsuhu bis semen ve meta da'a fi yedihi da'a bis semen. Adam bir şeyi sattı. Fakat parayı almadığından onu hapsetti. Hapsetmek de yanında alıkoymak onun için caizdir. Fakat parayı almadan o şey zayi oldu. Elinde zayi oldu. Zayi olduğu gibi öteki adam parayı getirse neyi alacak? Vereceği şey zayi oldu. Vereceği şey zayi olduğundan ondan daha bir para alamaz ki. Çünkü satmış olduğu şeyi kendi hapsetmişti. O da elinde zayi oldu. Bu ziya kimden gidecek? Ziya kendisinden gidecek. Öyleyse bu rehin de böyle. Rehini aldı yanına koydu. Öteki adam da alacağı var idi. Öteki adam alacağı getirdi ki rehin zayi olmuş. Rehin zayi olduğu gibi işte alacağı para da ona mukabil tutuldu. Öyleyse daha adamdan daha şey alamaz. Rehin vermişti ya, rehin zayi oldu ya, rehin işte o paranın mukabilinde oldu. فَهَذَا هُوَ النَّزَرُ فِي هَذَا الْبَابِ. Bu babda nazar budur. Yani kaide, kıyas bu. غَيْرَ اَنَّ اَبَا حَن۪يفَةَ وَاَبَا يُوسُفَ وَمُحَمَّدًا رَحْمَةُ اللّٰهِ عَلَيْهِمْ. Yalnız şu kadar var ki İmam Ebu Hanife ve Ebu Yusuf ve Muhammed rahmetullahi aleyhim zehebu fir rehin ila ma kadere beynahu fi hadel bab. Bu babda bizim rivayet eylediğimiz meselelerden sahip oldular bizim rivayet ettiğimize. Kimden rivayet ettiğimize? El Umar ibn el Hattab radıyallahu anh ve İbrahim en Nehayi rahmetullahi aleyh. Burada bir rivayet Hazreti Ali'den var, bir de Hazreti Ömer'den var. Yani bizim imamlar Hazreti Ömer'den ve İbrahim'in Nehayi'den gelen rivayete sahip oldular. O tarafa gittiler. وَحْتَجُّوا فِي ذَٰلِكَ bu meselede de ihticac eylediler. بِمَا قَدْ اَجْمَعُوا عَلَيْهِ فِي الْغَصْبِ. Gasıpta icma etmiş oldukları meseleyi de hüccet getirdiler. فَقَالُوا dediler ki رَيْنَ الْاَشْيَا الْمَعْصُوبَ. Gasp edilen eşyayı gördük ki لَا يُوْجِبُ ضِيَاعُهَا مِنْ غَصْبِهَا. Gasp etmiş olduğu şey zayi olursa onun ziyai, evet, gasipten bir şeyi vacip olmaz. Ekser min damani kıymetiha, kıymetinin damanından fazlasını icap etmez. Ve gasbuha haram. Gasbi de haramdır. Mesela bir şeyi gasp etti. Gasp ettiği vakıtta o şey 15 bin riyal ederdi. Sonradan dava oldu. Adam geldi, eşyasını alacak, fakat o gasp etmiş olduğu şey zayi oldu. Zayi olursa şimdi ne kadar bundan damar olacak? Diyor ki bu kendi kıymetinden fazla bir şey dava edebilir mi? Adam bunun gasp ettiğim bu şeyin 15 bin riyal kıymeti var idi. Ben senden 20 bin isterim diyebilir mi? Yok. Gasp ettiği eşyanın kıymeti ne kadardı? 15 bin riyal olacağını 15 bin riyal. Senin eşyayı ben gasp ettim, bunun kıymeti 15 bin riyalı, da al 15 bin riyalı. Ve gasp, ama onu gasp etmesi haram. Haram oldu. Onu öder ama ayrıca haram işlemiş olduğundan o günaha girdi. O başka. Fakat fazla bir şey isteyemez. قَالُوا dediler ki فَلَشْيَاوُ الْمَرْهُونَ rehin verilen eşya اَلَّتِي قَدْ سَبَتَ اَنْهَا مَضْمُونَ sabit oldu ki rehin verilen şeyler mezmundur. Mezmun olması ehra daha layıktır. En la yecibe bidamaniha onun damanıyla vacip olmaya ala men kad daminaha damin olanın üzerine eksere min miktari kıymeti kıymetinden fazlasına tecavüz etmez. O kadar damin olur. Adamın borcu vermiş olduğu para 10 bin riyal. Almış olduğu rehin 8 bin riyal. O rehin zayi oldu mi ne kadar gitti? Kıymeti o kadar. 8 bin riyal borcundan almış oldu. Ne kadar kaldı alacağı? 2 bin riyal. 2 bin riyal alır. Fazla isteyemez. Öteki rehin veren
dava edemez ki ben rehini vermiştim 11 riyal mukabilinde. Getir rehini 11 riyali vereyim yoksa hiç vermiyorum. Bunu diyemez. Çünkü onun maksadı cihazlık tarafına kaçıp da 8000 riyalla 11 riyalı kapatmak isteyecek. Yok 2000 riyali illa ödeyecek. Ama rehin fazlaydı. 12.000 riyalıydı, borç 11.000 riyalıydı. Ha, kendi isteğiyle koyduğundan onu, kendi arzusuyla koyduğundan o fazla 2.000 riyallık kıymet fazlası emanet idi. Emanete de adam teaddi etmedi. Helak geldi, musibet geldi, gitti. Onu da damin olmaz. Ve kânû yezhebûne fî tefsîri kavli Sa'id ibn-i Müseyyeb. Peki bizim imamlar Sa'id ibn-i Müseyyeb'in kavlini tefsirde nasıl sahip oldular? Said ibn-i Müseyyep'ten geldi ki lehu gunmuhu ve aleyhi gurmuhu. O rehni veren adam, o rehnin faydasını da o görecek, garameti de onun üzerine olacak, zararı da ona olacak. İlâ enne zâlike fil bey. Bizim imamlar dediler ki bu alışverişte, rehinde değil. Alışveriş meselesindedir bu. Yuridûne, murad ettiler ki izâ bi'ar rehnu, rehin satılırsa bir semenin bir parayla ki fihi naksunani değil. Borcu ödemedi. Borcunun miktarından az bir paraya satılırsa garimel mürtehinu mürtehin garimel mürtehine mürtehine garamet eder. Zaliken nekse o neksi. 11 riyal para almıştı. Ondan sonra borcu ödeyemedi. Eleyse rehni satalım. Parayı ödeyelim. Rehni getirdiler. Sattılar 7.000 riyal tuttu, 8.000 riyal tuttu. Adamın ne kadar alacağı kaldı? 2.000, 3.000 riyal alacağı kaldı. Öyleyse o rehin sahibi o garameti çeker. Yani fazlasını öder. İşte lehu aleyhi gurmuhu dedi ki bu. Ve ve gurmuhu meskûr fil hadis. Hadiste zikredilen garamet budur. Ve izâ bi'a bi fadlin aniddeyn. Yok. Borçtan fazlaya satıldı. Borç 10.000 riyalıydı. Rehini getirdi. Sattılar 13.000 riyala. Yani bu 3.000 riyal fazla kimin? Olur. اَخَذَ الرَّاهِنُ ذَٰلِكَ الْفَضْلِ O rehinin sahibi o 3.000 riyalı alır. Niye satıldı? 3.000 riyala fazla satıldı. وَهْوَ غُنْمُهُ الْمَسْكُورِ فِي الْحَدِسِ Hadisteki zikredilen gurum da ganimet de bu. O rehin satıldığı vakıpta fazlaysa fazlasını alır. Noksanısa borcu tamam eder. İşte لَهُ غُنْمُهُ وَعَلَيْهِ غُرْمُهُ Tefsiri, hadisin tefsiri böyledir. Vallahu Teala a'lem ve sallallahu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellem el-Fatiha.